basın toplantımıza hoş geldiniz arkadaşlar. İlk olarak genel bir değerlendirmede bulunması için sözü hocamız Önder Karaveli'ye bırakacağım. Buyurun hocam. Herkese iyi akşamlar. Sondan başlamak istiyorum. Galip bitirmek güzel. Kazanmaya yetecek kadar oynadığımızı düşünüyorum. Harika bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Ama özellikle ilk yarısında biraz daha üstün bir oyun. İkinci yarısında rakip biraz daha yerinden ayrıldığında daha fazla pozisyonlar bulduk. Gaziantep'in 5-3-2 oyunu biraz daha derin savunmayla ve kalabalık savunmayla iyi yaptığı bir durum ve hızlı hücum çıkışları iyi yaptığı opsiyonlarda bunu biliyorduk. Onların bu durumunu, savunmadaki yerleşimini eğer yerinden oynatmazsak, savunma hattını yerinden oynatmazsak hareketlilikle pozisyonda kolayca bulamayacağımızı düşünmüştük. Oyun başlangıcında beklerimizi kullandık çünkü beklerin oyuna katılımında az engel duruyordu seyrettiğimizde ve yaptığımız analizlerde. Beklerden sonra da merkez orta saha, merkez orta sahadan sonra da yön değiştirmede pozisyon bulabileceğimizi düşünüyorduk. Fakat istediğimiz gibi gitmeyen birkaç durum oluştu. Bunlar da şöyle. Birincisi kenarlara kadar iyi gittik. Fakat Gaziantep'in işini çok kolaylaştıracak yüksek ortalar yaptık. Yani üçlü savunmayla ve yüksek stoperlerle orada bu durumu bekledikleri için aslında onların işini çok kolaylaştırdık. Ve bütün bu topları uzaklaştırdılar. İyi bir şey şu oldu. Bu uzaklaştırdıkları toplara biz sahip olduk. Bütün reboundları aldık ve atak yeniledik, atak tazeledik. İkinci onların işini kolaylaştıracak şey de ya Mişi'yi çok yalnız bıraktık. Oraya hem merkez orta sahadan hem kenar oyuncularımızdan Güven ve Raşit'ten yeteri kadar destek veremedik. Mişi de o kalabalığın içinde, kalabalık savunmanın içinde açıkçası maçın ilk yarısında kaybolup gitti. Fakat iyi yaptığımız şeylerden birisi de rakibin hızlı geçişlerine pek fırsat tanımadık. Rakip ilk yarı biterken çaprazdan bulduğu bir şutla Ersin de orada çok iyi yer tuttu, çok doğru yer tuttu, çok etkili bir şuttu. İlk yarının son dakikasıydı yanlış hatırlamıyorsam. O ana kadar da rakibe fazlaca bir şey vermedik. Merkez orta sahalarımızda da destekleyemediğimiz oyunun ilk yarısını bitirdik. İkinci yarıda biraz daha oyuncularımızdan o bölgeye destek vermelerini istedik. Aynı zamanda özellikle kenar oyuncularımızdan da içeriye destek vermelerini istedik. İstediğimiz gibi olmayınca oyuncu değişikliğine gittik. Larin ve Oğuzhan girdikten sonra hücum zenginliğimizin arttığını düşünüyorum. Oradaki rakibin bizi karşılamada biraz daha zorlandığını düşünüyorum. Oyunu biraz daha onlar girdikten sonra ele geçirdiğimizi düşünüyorum. Zaten onlar girdikten kısa bir süre sonra da yaklaşık 7-8 dakika sonra yanılmıyorsam güzel bir gol oldu. Mişi'nin, yani Raşit'in şutundan sonra Mişi'nin tamamladığı top tam bir santrafor golü. Yani ayak bileği çok sıkı, kapalı ve çok net bir vuruşla gol attı. Ya ben dahil bütün oyuncular da Mişi'nin gol attığı maçı kazandığımız için de ayrıca mutluyuz. Çünkü buna çok ihtiyacı vardı. Biraz duyguları baskın bir oyuncumuz. Ve maçlarda yaşadığı o işte sayısız gol pozisyonuna girip onu içeriye atamamak onu da zaman zaman aşağıya çekiyor. Arkadaşları da bu konuda ona çok destek oldular. Bu açıdan çok sevindim. Özetleyecek olursak da çok böyle beklediğimiz düzeyde bir oyun olmasa da beklediğimizin de üstünde bir takım oyunu vardı sahada. Bu bizim için çok sevindirici. Kazanmak için, galip gelmek için, oyunu tutabilmek için, belki sonlara doğru rakibin attığı yüksek toplarda gol yememek için takım birlikteliği, kazanma isteği son derece yüksekti. Bu da bizim adımıza sevindirici. Biz aslında oyuncularımızı o en sondaki hedefe doğru değil de şimdilik biraz daha böyle önümüzdeki maçları böyle kısa vadede hedeflerle oyunda tutmaya çalışıyoruz. Bunun içinde tutmaya çalışıyoruz. Beşiktaş için her başladığı sezonda aslında şampiyonluk bir doğal hedeftir. Sizin de söylediğiniz gibi DNA'sında Beşiktaş'ın hep bu vardır. En yukarıya oynamak, en yükseğe oynamak. Ama bu puan farkından dolayı hani bu gerçekçi mi değil miden ziyade oynanacak maçlara konsantre edip kazandıkça hedef zaten bizim önümüze gelecek hedef zaten kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Aynı zamanda kupayla ilgili de bir hedefimiz de var. O da yani oynadıkça, eleyebildikçe, bir üst tura çıktıkça daha gerçekçi olarak, daha somut olarak karşımıza çıkacaktır. Hassas noktamdan sordunuz. Emirhan İlkan'la ilgili ben
Maçtan önce veya dünkü basın toplantısında çok şu anda netleşemedim. Şöyle bir şey söylemiştim. Yani Emirhan İlkan iyi bir oyun oynadı hem kupada hem Rize'de ve çok fazlaca sahip çıkıldı. Biz de Emirhan İlkan'ın iyi olmadığı, oyunu yeteri kadar iyi oynayamadığı günlere talibiz ve o günlerde ona sahip çıkmaya talibiz demiştim. Yani ve bu desteğimiz ona sürecektir, ona olan inancımız hiç eksilmeyecektir, azalmayacaktır. Bugün iyi bir oyun değildi onun adına. Yani düşündüğümüz bir oyun değildi, beklediğimiz bir oyun değildi. Eminim hiç konuşmadım ama maçtan sonra ona da sorsam, her maçtan sonra hemen hemen ben genç oyuncularımızla konuşuyorum. Kendilerini oyunda nasıl bulduklarına dair, neleri iyi yapıp neleri iyi yapamadıklarını düşündüklerine dair. O da bugün oynadığı oyundan çok fazla memnun değildir ama benim bu oyundan sonra da Emirhan İlkan'a olan inancım hiç değişmeyecek. Artarak da devam edeceğini düşünüyorum. Serdar'la ilgili de şöyle söylemek istiyorum. Serdar bizim kadromuzda öz kaynağımızdan getirdiğimiz, yarınlar için hem bizim takımımıza hem amilli takıma aday stoperlerden birisi. Serdar'la bu konularda konuşuyoruz da zaten. Oynamayacak diye bir durum asla yok. Serdar da olacaktır. Stoperlerimizden bir tanesi, takımımızdaki 5 stoperden bir tanesi. Yarınlarda üçlü savunma oynadığımızda, merkezde üçlü savunma oynadığımızda, hatta bugün bile konuştum çok yarınlara gitmeden, bugün oyun bizi üçlü savunmaya dönmeye götürseydi, maçtan önce Serdar'la konuştum. Wellington, Necip ve Serdar yapıp üçleyecektik. Oyunun ikinci yarının başından itibaren onu ısındırma sebebimiz de oydu ama oyun oraya götürmedi, ihtiyaç duymadık. Siz de söylediniz, Ersin ve Rıdvan fazlasıyla o şansı buluyorlar. Rıdvan zaman zaman Umut'la rotasyona giriyor ama Ersin şu anda kalemizde ve bize güven veriyor. Başka oyuncular var mı? Ben şöyle cevap vermek istiyorum. Beklenti aslında böyle daha fazla, böyle birçok oyuncunun bir an önce genç oyuncunun sahaya girmesi. Ama ben hiçbir oyuncuyu genç olduğu için oynatmıyorum. Ben öz kaynağımızdan getirdiğimiz, U19 takımımızdan getirdiğimiz oyuncuları Beşiktaş A takımıyla sahaya çıkmayı hak ettikleri için sahaya çıkarıyorum. Sadece genç olmak sahaya girmek için yeterli bir şey değildir. Emirhan İlkan sadece genç olduğu için sahaya girmedi. Yaptıklarıyla, bana hissettirdikleriyle, antrenmanlarda ve daha önce onunla birlikte olduğum sürede bana verdiği güvenle sahaya girmeyi hak ettiği için sahada. Böyle oyuncularımız tabii ki var. Adını da bir tanesini çok net söylemek istiyorum. Demir Ege Tıknaz. Onun da sahada olmasını, hak ettiği zaman, uygun olduğu zaman onun da bu sahada olmasını çok istiyorum. Şu anda görünen böyle en net hedef diye gördüğüm oyuncu o. Başka oyuncular da arkadan gelecek. Bu konuştuğumuz iki çocuğumuz 2004 doğumlu. Bizim 2005 takımımızda da, 2006 takımımızda da yarınlarda bu sahada olabilecek başka oyuncularımız var. Genç oyuncular konusunda da bizim onlara olan inancımız sürecek. Benim için kıymetli bir soru, cevabını da anlatacağım. Transferle ilgili durum benim cevap vereceğim bir durum değil. Yöneticilerimiz, sportif direktörümüz bununla ilgili gerekli cevapları verecektir. Sadece öz kaynaktan gelen genç oyuncular değil, doğru. Bizim kadromuzda Güven de genç oyuncu. Can Bozdoğan da genç oyuncu. Hasiç de genç oyuncu. Bunlara katılıyorum, haklısınız. Can'la ilgili başlayayım. Can geldiğimizde, yani beraber onunla çalışmaya başladığımızda çok iyi işler de yaptı sahada. Çok doğru şeyler de yaptı. Zaten yüksek potansiyelli, birçok kulübünde takibinde olan bir oyuncuydu. Türkiye'de bizimle beraber oldu. Birkaç maç sahada gösterdiklerinde ve form grafiğinde düşüş oldu ve onun yerine sahaya soktuğumuz oyuncular biraz daha net görüntüler sergileyince Can biraz dışında kaldı gibi oldu. Ama asla vazgeçtiğimiz bir oyuncu değil, kıymetli bir oyuncu, bir oyuncu adayı diyeyim daha doğrusu diğer gençler gibi. Son bir hastalık geçirdi, bilgi var mı bilmiyorum sizlerde ama hastalık geçirdi ve biraz onda semptomlar da oldu. Bazı oyuncularımız, daha doğrusu birçok oyuncumuz semptomsuz geçirirken Can'da bazı semptomlar da gelişti ve o Can'ı biraz zorladı. Sahaya dönüşü biraz daha zor oldu. Takım antrenmanına dönüşü biraz daha zor oldu. Herkesten birkaç gün fazla sürdü. Can ilerleyen zamanlarda da mutlaka bizim rotasyonumuzun içinde ve sahanın içinde mutlaka olacaktır. Güven bugün sahadaydı. Çünkü Rize'de yaptıklarıyla, yani iki santraforlu oyunda Mişi ile beraber yaptıklarıyla bugün sahada olmayı sonuna kadar hak etmişti. Ama işte sol kenardaki pozisyon biraz daha böyle onun biraz zorlandığı bir pozisyon ama yapabileceğine inanıyoruz. Onu da inandırmaya çalışıyoruz. Antrenörler için çok da önemli bir şeydir oyuncuları inandırmak. Onun dışında bir genç oyuncumuz daha. Hasiç'le ilgili de, Hasiç'in de
tam anlamıyla, tam anlamıyla sahaya dönüşü için biraz daha zamana ihtiyacı var. O da değerli bir oyuncu. Bizim çok önem verdiğimiz oyunculardan birisi. Onun da biraz daha sahaya dönüşü için zamana ihtiyacı var. İlke Bey. Evet, not almama rağmen atlamışım. Sağ olun. Kupada Göztepe eşleşmesini ben de öğrendim ve Göztepe zaten bizim burada iç sahada oynadığımız maçta ben o günü söylemiştim, çok net hatırlıyorum. Biz bugün maçı kazandık, oyunu kazanamadık demiştim. Göztepe takımının oyunundan hak ettiği övgüyle bahsetmiştim. Göztepe takımının gerçekten de oyununu çok beğeniyorum. O antrenörün de oynattığı oyun aslında benim de böyle çok böyle kafamda canlandırdığım, oynanmasını istediğim oyunlardan birisidir. Ön alan baskılı oyun ama fiziksel parametreler belirleyicidir böyle oyunlarda. Oyuncularımızın ben iştahından son derece memnunum ama fiziksel parametreler biraz değişince buna yakın Beşiktaş oyunları göreceksiniz. Bunu çok net söylüyorum. Güzel bir eşleşme oldu. Kendi sahamızda oynayacağız. Göztepe takviyeler de yapıyor. Yani oyuncu takviyeleri oyunu da takviye edecektir diye düşünüyorum. Ama biz de o günlere kadar, o maçın oynanacağı günlere kadar bugünkünden ve bu ana kadar olandan biraz daha farklı bir Beşiktaş olarak sahada olacağız. Çok güzel bir futbol maçı olmasını umut ediyorum. Eleyen de Beşiktaş olsun bittiğinde. Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş forması giyen, Beşiktaş'ın şampiyonluklarında, iyi oyunlarında çok katkısı olan çok özel bir oyuncu. Ben geldiğim günden beri, yani Oğuzhan'la bu diyaloğa girdiğimizden beri ona bunu çok net şekilde anlatıyorum. Anlatmakla da kalmayıp ona sahada süre, sahada pozisyon, sahada özgürlük, sahada güven vererek Oğuzhan'la ilgili ne düşündüğümü çok net hissettiriyorum. Sadece Oğuzhan'a değil, bütün seyredenlere de. Oğuzhan kademe kademe işte süresini uzata uzata oyuna başlangıç oyuncusu olacak kıvama gelmişti. Ama ondan sonra işte o yaşadığı boşluk onu da şu anda biraz geride tuttu. Fiziksel olarak zorluk yaşadı. O da aynı süreci geçirdi bu hastalıkla alakalı. Oğuzhan sahada her zaman olacaktır, olmalıdır. Süresiyle ilgili çok şey yapmıyorum, hani çok bunu önemsemiyorum ben. Ama Oğuzhan bizim oyun organizasyonumuzda işte özellikle hücum opsiyonlarında bize çok faydası olacak bir oyuncu. Bu istatistiği de ben ilk defa duyuyorum. Keşke biraz daha önce söyleseydiniz, daha günler önce söyleseydiniz de buna biraz daha fazla dikkat etseydik. Çok teşekkür ederim. Ayrıca bugün hani Oğuzhan gibi Gökhan Töre de oyuna girdikten sonra Gökhan'a da süre veriyoruz. Hem Rize'de hem de bugün bu sahada oyuna girdikten sonra Gökhan Töre de ciddi manada hücum gücümüzü arttırdı. O da fiziksel olarak daha iyi duruma geldikçe ya bu takımının oyununda, bu takım oyununda bize çok fazla katkı sağlayacaktır. Son soru Bosan Memiş. Hocam tebrikler. İç sahada üst üste 3. galibiyetiniz. Kerem Kalafat'ı sormak istiyorum. Geri geldi. Kerem'le ilgili planlarınız nedir? Çünkü takımda alternatifi olmayan bölgelerden birisi sağ bekti. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim bu soru için. Kerem Kalafat'ı biz neden geriye çağırdık? Zaten oyuncularınızı, mevcut profesyonel sözleşmeli oyuncularınızı, özellikle de genç olanları kiralık kulüplere göndermenin birinci amacı orada hazırlanmalarıdır. Sizde fazlaca süre bulamıyorlarsa gittikleri liglerde ve takımlarda hazırlanmalarıdır. Biz de Kerem Kalafat'ın Uşakspor'da geçirdiği süreci hem arkadaşlarımıza izlettirdik hem de başka türlü de bilgiler aldık ve Kerem Kalafat'ın iyi oyunlar oynadığını hep duyduk. Sağ bek konusunda da kadromuzda işte biliyorsunuz Rozier olmadığında bize de denk geldi. Hani Umut'u orada kullandık ve Umut elinden geleni yaptı fakat ters ayaklı oynadığı için zorluklar da yaşadı bazı pozisyonlarda. Orada Necip de kullanılabilir, Atiba da kullanılabilir ama bütün bunları yapmak yerine, bütün bunlarla uğraşmak yerine bizim kendi öz kaynağımızdan sağ bek pozisyonunu oynayabilen ve gittiği takımda iyi işler yapan bir oyuncumuz olduğunu hatırlayarak, anımsayarak onu tekrar geriye çağırdık. Bugünle ilgili çok net bir şey söyleyeyim. Kerem'le maçtan önce de konuştum. Kerem aramıza döneli çok fazla da gün olmadı. Yanılmıyorsam çarşamba günü, transferin birinci günü, yani transfer edebileceğimiz o uygunluğun olduğu gün bizimle beraber olup antrenmanlara çıktı. Çok net söylüyorum bunu. Bugün Rozier'de sahanın içinde herhangi bir problem olsaydı ben Kerem'le de konuştum, dün gece de konuştum, bugün tekrar konuştum maçtan önce, ısınmaya çıkmadan önce. Kerem bugün sahaya girecekti çünkü orada artık bizim için alternatif oyuncu odur. Gelişecektir.
sahaya girmek için fırsat bulacaktır, bulduğu zamanlar olacaktır ve o da artık orada Rozier ile beraber rekabetin içine girer diye düşünüyorum. Kendisine de buradan, sizin de hastanızla buradan umarım her şey gönlüne göre olsun. Beşiktaş'tan gittikten sonra çok değerli bir şeyi kaybettiğini anlayıp oyuncular biraz daha sıkı sıkı sarılıyorlar. Kerem'in de başlangıcı çok iyi oldu. O da biliyorsunuz Rıdvanlı Ersinli takımın işte kaleci, sol bek, sağ bek. Milli takımda, genç milli takımlarda sol bek, sağ bek oynayan oyuncularındandı. Ben de onun yolculuğunun, gelişiminin çok iyi olacağına inanıyorum. Biz de elimizden gelen desteği ona sağlayacağız. Basın toplantımız sona ermiştir. Hocam teşekkür ederiz. Ekleyeceğiniz bir şey. Ben teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Burada olduğunuz için de teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sağ olun. Ayrı kalmak, uzak kalmak, Rize'ye gidememek çok üzmüştü beni. Ama şu anda iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ben bütün ülkeye, bütün dünyaya da sağlık diliyorum. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Ben teşekkür ederim.